Amerikalı milyarder Elon Musk yakında Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığına oynayacak gibi, bir bakıyorsunuz kripto paralar üzerine konuşuyor, bir bakıyorsunuz Twitter'ı alıyor, bir de bakıyorsun İran'daki olaylar derken nihayet Ukrayna-Rusya savaşına da el attı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Elon Musk'ın Ukrayna'da olası bir barışa dair Twitter'da başlattığı ankete bir başka ankette yanıt verdi. Yaklaşık 108 milyon takipçisine, Ukrayna'nın işgalinin sona ermesi konusunda, muhtemel senaryo, tahminine katılıp katılmadığını soran Elon Musk şu ifadeleri kullandı. Ukrayna-Rusya barışı, Birleşmiş Milletler gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması, eğer halkın iradesi gitmesinden yanaysa Rusya işgal ettiği bölgeleri terk eder gider, Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi resmen Rusya'nın bir parçası olarak kalır, değerli arkadaşlar Kırım 1783 öncesi Osmanlı toprağıydı. Ve halen orada yaşayan Türk soydaşlarımız da bulunmaktadır, Kırım'a su temini güvence altına alınır, Ukrayna tarafsız statüde kalır. Savaşın sonucunun bu olması kuvvetle muhtemel, soru şu ki, bundan önce kaç kişinin öleceği, muhtemel olmasa da, bu çatışmanın olası bir sonucunun nükleer savaş olduğunu da belirtmekte fayda var, diyor, buna yanıt gecikmeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski verdi, Zelenski Twitter hesabından başlattığı ankette takipçilerine. Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi diye sordu. Belli ki Zelenski Musk'ın anket çıkışından rahatsız olmuş durumda, bakalım ilerleyen günler nelere gebe.